Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftar zikr falemennahu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hak Muhammeden Resulullah, cemiyen enbiyayı ve mürselim, velhamdülillahi rabbil alemin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim Siyon'u, İsrail'i dağıtsın. Amin. Yerle yeksan eylesin. Amin. Destekçilerini yerle yeksan eylesin. Amin. Bütün destekçilerinin güçlerini, kuvvetlerini alsın. Amin. Doğu Türkistan'a özgürlük nasip eylesin. Amin. Nerede Müslümanlara zulmediliyorsa Cenab-ı Hak zulmedenlerden intikamımızı alsın. Amin. Ecmaîn. 2044. beyite gelmişiz. Böyle 2000 beyitlerini geçince kendi kendime mutlu olmuştum. Yani dedim ki Cenab-ı Hak hamdolsun böyle işte kaplumbağa gibi yavaş yavaş gidiyor ama bir bakmışın 2000. beyti geçmişiz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Mesnevi'den 1800 beyit şerh etmiş, bırakmış. Demiş ki Mesnevi için bu kadar yeterli demiş. Geri kalanını şey yapmamış, şerh etmemiş. Yeterli bu kadar demiş. Bizim öyle bir hani küstahlık gibi olmasın, Allah bizi affetsin. Ömrümüz vefa ederse inşallah böyle bir mesleği bitirmeye gayret edeceğiz inşallah. Allah ömür verirse. 2044. beyt. Fakat bir yerde kuru bir ağaç bulunsa cana can katan rüzgarı ayıplama. Rüzgar işini yaptı, esti. Canı olan da rüzgarın tesirini candan kabul etti. Geçen haftaki beyit neydi? Abdalın bu nefesi de işte bu bahardandır. Canda ve gönülde bu nefes yüzünden yüzlerce güzel şeyler biter. Onların nefesleri talihli kişilere bahar yağmurlarının ağaca yaptığı tesiri yapar demiştik. Tabii bu beyitleri hep Allah affetsin mana yönüyle bakıyoruz. Yani rüzgardan mana ne, yağmurdan mana ne, tasavvufi manada. Bunu böyle hani bunları bir işari tefsir gibi veya bir işaret gibi algılayıp farklı açıdan bakmaya çalışıyoruz. Yine böyle bir farklı açıdan bakılacak bir beyit. Fakat bir yerde kuru bir ağaç bulunsa cana can katan rüzgarı ayıplama. Rüzgar işini yaptı, esti. Canı olan da rüzgarın tesirini candan kabul etti. Şimdi bir peygamberin manevi tesiri vardır. Bu peygamberin manevi tesirini bir rüzgar gibi kabul edin. Peygamberlerin varisleri olan mürşid-i kamiller, alimler, veliler ve bunların hepsinde biz evliyaullah çoğul olarak öyle deriz. Evliyaullah, zamanın kutupları, pirleri bunlar da vazifelerini yapıyorlar. Bunlar da bir rüzgar gibi hak ve hakikati insanlara anlatmaya çalışıyorlar. İnsanlara tebliğ ediyorlar. Yani bir tabi bu tebliğden Hazreti Ebubekir Efendimiz Sıddık olurken
Öbür Ebu'l-Hikem olarak geçen kimse Ebu Cehil olarak anılmaya başlıyor. Bunun gibi kimisi o manevi rüzgarın pozitif olarak tesirinde kalıyor. Kimisi de o manevi rüzgarın negatif olarak tesirinde kalıyor. Negatif olarak tesirinde kalan o kimse artık nasıl bir hatanın, günahın içine girdiyse o ondan nasiptar olamıyor. O yüzden bir mürşidin, bir velinin manevi tesirini veya bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin manevi tesirini edebilmek için, o tesiri alabilmek için herkesin bir kabiliyeti var. O kabiliyeti nispetinde o tesirden alıyor. Ona bir canı gönülden yaklaşması var. Canı gönülden yaklaşmazsa o da tesirini tam olarak almıyor. Şimdi hocam matematiği sevmeyen bir kimseyi matematik öğretmek ne kadar zor değil mi? Yani bir kimse matematiği sevecek ki matematiğe karşı gönlünü kalbini açacak. Veya bir meslek sahibi olacaksa bir kimse o mesleği sevecek ki gönlünü kalbini açsın. Ve o mesleğe karşı da bir istidadı olsun onun. Yani o normalde o istidadı varsa onun o mesleğe karşı onu daha çabuk öğrenir. Veyahut da işte bir muhabbeti, bir sevgisi varsa onun daha çabuk öğrenir. Mesela bir kimisi vardır çalışmayı sever. Hangi konuda olursa olsun. O kimsenin önüne bir iş koy, çalışır o kimse çalışmayı seviyorsa. Bir kısmı çalışmayı sever ama seçicidir örnekleyin. Yani o çok faydalı değildir. O bir kimse çalışmayı sevecek. Onun önüne ne iş koyarsan koy, o hızla o işin üzerinde kendini yetiştirip o çalışma noktasında ileri adım atar. Ama bir kimse tembelliğe alıştıysa tembel. O kendince birçok bahane üretir. Böyle hayatlarının tembellik üzerine kurgulayan insanlar vardır. O gün yağmur yağmıştır, işe gidilmez. O gün soğuktur, kapıdan dışarı çıkılmaz. Kar yağmış, karda dükkan açılmaz. İşte derste çalışacaksa, ya bu öğretmenler de bir türlü düzgün öğretmen değil. Yok şu şöyle, yani yapmayacak ya bir bahane üretir o kimse. Bakın bu 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar yapmayacağı bir şeyde tembellik varsa veya sevmiyorsa bahanesi çoktur onun. Şimdi aynı şekilde bir peygamberin tebliğini bir kimse kabul etmeyecekse kendince bahane üretir o. Ve üretiyorlar da. İşte o normalde bir kimse o manevi rüzgardan nasipdar olabilmesi için kendi iç hazırlığını tamamlaması lazım. İç yani gönül aleminde o manevi tesire açık, o manevi sunuma açık hale gelecek. Ve o manevi sunuma açık hale gelince o zaman o kimse o manevi rüzgardan, o nasihatten, o sohbetten, o zikrullah'tan alacak olduğunu alır. Alırken de yine kabı kadar alır. Yine istidadı kadar alır. Bakın insanda manevi istidat değişir mi? Evet. Fıtri istidatlar değişmez. Dağların yerinden oynayacağına inanın. İnsanın fıtratının değişeceğine inanmayın. Fiziki fıtratlar değişmez. Manevi fıtratlar, manevi huylar, manevi ahlaklar değişir. Bunlar gelişir, bunlar derinleşir. Bunlar o kimsenin istidadını da değiştirir, huyunu da değiştirir, suyunu da değiştirir, bakışını da değiştirir. Yeter ki o kimse o cenaha doğru yönelsin ve oraya kendini açsın.
kendini açmakla alakalı bu. Eğer o kimse kendini açmazsa bu sefer o kendince o rüzgardan faydalanamaz. O yağmurdan faydalanamaz. Yani yağmur yağıyor, o kimse şemsiyenin altında ıslanmaz. Ama yağmurun altında olmasından dolayı hafif rutubetlenir mi? Evet. Ama ıslanmaz. O rutubeti kendince yağmurdan ıslandım diye düşünebilir mi? Evet. Yağmur yağıyor, şemsiyenin altında yağmurdan ıslandığını iddia edebilir mi? Evet. Ama o bir algı. O çünkü ıslanmadı ama. Normalde ıslanması lazım. Islanması için şemsiyeyi atması lazım üzerinden. Yani o kimse açık olması lazım. Bu hayatınızın bütün alanında böyledir. İkili ilişkilerinizde de böyledir. Karı koca ilişkilerinde böyledir. Anne baba çocuk ilişkilerinde de böyledir. Siz araya bir perde koyarsanız o koyduğunuz perdede takılır kalırsınız. Birbirinizi açamazsınız. Birbirinizi aşamazsınız. Araya perde konmaması gerekir. Ve bütün perdeler insanın kendisindedir. İnsan kendisi perde koyar. İnsan kendisi mayınlı araziler oluşturur. İnsan kendisi duvar oluşturur. İnsanın kendisi oluşturur. Aman bu mayınlı arazim benim, buraya dokunma der. Dokunmazsın oraya. Aman burada duvar var, duvarı aşma derler. Aşmazsın sen. Ama onu sen koyarsın. Onu bir başkası koymaz. Onu sen defans yaparsın. Mesela bir kimse gider, bir şeyhe intisap edecek, rüyası tamam, her şey tamam. Hala da defans tutar kendinde. Acaba der ya, bir şey olabilir mi? Farklı bir şey olabilir mi? Bu sefer almaz oradan alacak olduğunu. Bir kimse üstadına karşı böyle bir tam net bir şekilde açmazsa kendini, almaz oradan alması gerektiğini. Bu sefer ne kadar araladı? Kapıyı az bir şey araladı. Az bir şeyden ne geçecekse o kadar geçer. Kapıyı tamamiyetle araladı. Tamamiyetle ne alacaksa alır. Şimdi o yüzden hani rüzgarı biz manevi bir lütuf, ikram, bereket, sohbet olarak görecek olursak, rüzgarı biz bir hidayet, bir lütuf, bir ikram, bir ihsan olarak görecek olursak, hatta rüzgarı daha ileri boyutta ilm-i ledin olarak görecek olursak, o zaman o her yere ulaşır. Her yere ulaşır. Herkese ulaşır. Ama normalde alıcı bir gönül olursa onda tesir olur. Alıcı bir gönül yoksa ona tesir olmaz. Ebu Leheb olmamış, Ebu Cehil olmamış, Utbe olmamış örneğin. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eksikliğinden değil ki. Bu o kimsenin alıcı olmamasıyla alakalı. O kalbini kapatmış, aklını kapatmış. O bu noktada karşıya olan bir güveni söz konusu değil, inancı söz konusu değil. Öyle olunca normalde kendince kapattığı için kupkuru ağacı dahi yeşerten rüzgar o kimseye ne yapıyor? Hiçbir fayda sağlamıyor. Onun üzerinde hiçbir şey tecelli etmiyor. Bir tesiri yok. O yüzden o kendisini kapattığı için rüzgarın kabahati yok. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabahati yok. Kur'an'ın kabahati yok. Veya bir mürşid-i kamilin kabahati yok. Bir velinin kabahati yok. Bir evliyanın kabahati yok bunda. O normalde Kur'an ve sünnet dairesinde durup nasihatini yapıyorsa onun bu konuda bir sorumluluğu yok, bir kabahati yok. Karşıdaki kimse yani onu almaya çalışan, onu almak isteyen bir kimse gönlünü açarsa o zaman o kuru ağaç yeşerecek, meyve verecek. Ama yok, o gönlünü açmazsa kuru bir ağaç olarak kalacak. Allah muhafaza eylesin. Öyle olunca diyor, hani böyle bir o kuru ağacı gördün,
O kuru ağacı görüp de rüzgarda kabahat bulma diyor Hazreti Pir. Yani rüzgarın bunda kabahati yok. Yani Allah'ın ilmi ilahisinin bir kabahati yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tebliğinin bir kabahati yok. Bir mürşid-i kamilin, bir velinin, bir sadık bir kulun, iyi bir müminin görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Onun bir kabahati yok. Yani burada kabahat aranacaksa gönlünü Kur'an'a, sünnete, ilmi ilahiye kapatana bir kabahatle aranacaksa kendini tasavvufi yolda kendisini kapatana, gönlünü kapatana kabahat aralım. Allah muhafaza eylesin. Ve burada hani hep ben derim ya, ben cüz-i iradeciyim diye. Ben cüz-i iradeciyim. Gönlünü kapatanın kendisidir. Hidayete, lütfa, ikrama, ihsana sırtını dönen insanın kendisidir. Allah Celle Celaluhu durduğun yerde senin kalbini mühürlemez. Allah zalim değildir. Şimdi ayet-i kerimeleri biz biraz eksik yorumluyoruz. Allah dilediğine hidayet eder. İşte dilediğini delalette bırakır. Biz bunu hiçbir şey yapmadık. Geldi kul, baktı ona, sana hidayet damgasını vurdum. Öbürküne baktı, sana delalet damgasını vurdum. Biz bunu böyle algılıyoruz. Ne yazık ki böyle algılayan alimler de çok. Bu işin hakikatinden uzak çünkü. Haşa, Allah oturmuş, hiçbir şey yokken delalette ve hidayette olanları ayırmış. Değil. Allah oturmuş, mürşid-i kamile veya bir peygambere gönlünü aç, sen açacaksın, sen kapatacaksın demiş. Değil. Böyle değil. Bakara ayet 16. Onlar öyle kimselerdir ki hidayet karşılığında delaleti satın almışlardır. Ticaretleri kendilerine bir kazanç sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamamışlardır. Demek ki ne yapıyormuş insanlar? Hidayeti değil, delaleti satın alıyorlarmış. Hidayet karşılığında delaleti satın alıyorlar. Yani Allah ona hidayet vermiş. O al hidayeti, ver delaleti diyor. Kendisi yapıyor ticareti. Ayet-i kerimede hidayet karşılığında delaleti satın almışlardır. Sen delaleti satın aldın, mührü vurdu sana delalette diye. Sen satın aldın. Hani bazen sohbetlerde derim ya, sabah uyandınız, iki tane gişe var. Birisi delalet bileti satıyor, birisi hidayet bileti satıyor. Sen sabah uyandın, sabah namazını kıldın, hidayet bileti aldın. Sen sabah namazını bıraktın kasten, kılmıyorsun. Delalet biletini aldın. Cenab-ı Hak sana zorla sabah namazı kıl demedi. Zorla kılma da demedi. Seni hür bıraktı. Allah sana hidayet yolunu gösterdi. Ve ayet-i kerimede dedi ki, dileyen buradan yürüsün. Dileyen buradan yürüsün. Sen yürümedin. Sen Allah'a sırtını döndün. Sen Kur'an ve sünnete sırtını döndün. Sen hidayete sırtını döndün. Sen hidayete sırtını dönünce döndüğün yer delalet oldu. Döndüğün yer delalet oldu. Haşa, Allah senin iki omuzundan tutup delaletten hidayete döneceksin sen diye zorlamıyor. Veya sen delalette giderken zorla seni döndürüp hidayete gideceksin demiyor. Bunları yaratan Allah yalnız. Yaratma fiili ayrı bir şeydir. Cenab-ı Hak delaleti de yaratır, hidayeti de yaratır. Sen delalete gidersen delaleti yaratır, sen hidayete gidersen hidayeti yaratır. Hidayeti yaratır.
Yaratan o. Rabbim muhafaza eylesin. Böyle sen hidayeti bırakıp delaleti satın alınca Bakara 7. ayet giriyor devreye. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. O zaman sen delaleti satın aldın. Tövbe edip de geri dönmüyorsun. Delalette yaşamaya devam ediyorsun. O delalette yaşamaya devam edince de Cenab-ı Hak ne yaptı? Onların kalplerini ve kulaklarını mühürledi. Çünkü o delalette ısrar edenlerden. Tamamiyetle kendini delalete vakfetmiş. Rabbim bizleri onlardan eylemesin. Amin. O yüzden manevi olarak, manevi tecelliyatlara kendisini kapatan, manevi tesirlere kendisini kapatan bir kalp sahibini bu hidayetten veya bereketten, lütuftan, ikramdan, ihsandan faydalanmamasının sebebi kendisi. O zaman burada rüzgarın bir suçu, kabahati yok. O zaman peygamberlerin bir kabahati yok. O zaman normalde velilerin, mürşid-i kamillerin, evliyaların, müminlerin bu konuda kabahati yok. Çünkü o kimse kendisini delalete kilitledi. Delalette kaldı. Allah muhafaza eylesin. Bahar serinliğini ganimet bilip istifade edin. Çünkü o ağaçlarınızda ne yaparsa bedenlerinizi de onu yapar. Bahar serinliği nedir? Normalde hidayetti, lütuftu, ikramdı. Tabiatta ne? Bahar serinliği normalde ağaçları canlandırıyor, yeşertiyor. Bütün nebavat yeniden diriliyor. Bütün her şey yeniden olgunlaşıyor. Meyveler kemale eriyor, olgunlaşıyor. Çiçek tutuyor, tohura vuruyor. Bizim orada çiçekten meyve tohur deriz. Ne dersiniz burada? Muhtar nerede? Fatih, ne diyorsunuz tohura, çiçekten meyveye dönünce? Hiçbir şey demiyorsunuz mu? Muhtar, sizden bir şey demiyorsunuz. Ne diyorlar? Çiçek tuttu diyorlar. Anladım. Tamam. Herkesin, her yerin kendine ait bir dili var. Bizim orada zeytin çiçek tutar. Çiçekten sonra küçücük bir meyve olur. Böyle küçücük, çok küçük daha. Çiçeğini döker, küçük küçük zeytin meyvesi olur. Biz ona tohur deriz ona. İzmir'in bayındır dili. Enteresan bizim oranın dili var. Tuhaf. Başka yerde başka bir manada olan, bizim orada başka bir mana. Böyle bir kafası kırık bir memleket işte. Siz öğrenin Fatih, muhtar, çiçekten meyveye dönünce ne oluyormuş? Adı tohur. Demirtaşlılar da bir şey demedi. Biz bayındırlıyız diyorlar ama. Ne diyorsunuz? Tohum diyorsunuz. Zeytin tohumu diyorsunuz. Tohuma döndü yani. Çiçekten tohuma döndü. Tohumla tohurun arasında bir fark yok. Hadi kabul ettik. Sıkıntı yok. Bayındır Demirtaş kardeş ya. Oktay'dan çekinin yalnız. Normal değil bu ara. Duman attırıyor ortalığı. Sabah Nuri'ye dedim, Nuri bu ne olduysa oldu oğlum dedim. Öldükten sonra bir değişti, bir tuhaf oldu dedim ben Nuri. Vallahi dedi ya, göz açtırmıyor bize dedi. Kimseye göz açtırmıyor lan dedim. Bu ne oldu dedim ben. Evet, bahar serinliğini ganimet bil. Yani o bahar nasıl yağmurlarla beraber bitkiler, ağaçlar neşvi neva buldu ya. Normalde o bütün... Bu manada bahar gelince her şey canlandı, her şey böyle işvelendi, cilvelendi. Böyle onu görünce çiftçiler böyle çok hoşlarına gider. Her yer yemişir, cıvıl cıvıl böyle çiçekler oldu, ne bileyim işte meyveler, sebzeler tohur tutuyor.
Her şey böyle canlı, heyecanlı. Böyle insan böyle tarlası takkası olan iyi bunu bilir. Böyle bir heyecan bürür onu. Kimisinin böyle doygun ya, göresi dahi gelmez bazen çiftçilerin. Öyle mi? Murat kim bakıyor yerlere size? Babam bakıyor. Sen ilgilenmiyorsun hiç. Ha topluyorsun sen. Sen de benim gibisin yani. Tamam. Ben toplamıyorum da. Bir sefer gittim, bir fotoğraf çekildim. Elime domatesi aldım. O kadar. Hoş bizimki biraz da cebriyetten oldu. Sokmuyor muhtar bizi köye. Mehmet duysun artık. Yani seni muhtar seçtik, köye giremiyorsun. Şimdi bahar serinliği, tabiatta böyle ya, işte o bahar serinliği de velilerin, mürşid-i kamillerin, ariflerin kalbine gelen manevi haller ve ilhamlardır. Ben onu gene hafifleteyim, ilham diyeyim ama ayet-i kerimelerde vahiy olarak geçiyor. Tabii peygambere gelen vahiy ile karıştırır diye ulema, cumhur ulema, velilerin, mürşidi kamillerin gönlüne gelen vahyi ilham olarak nitelendirmişler. Bu alimlerin, ulemanın nitelendirmesi. Yoksa ayet-i kerimede Allah Meryem'e vahyetti diyor. Allah Arya da vahyetti diyor. Allah normalde yere de göğe de vahyetti diyor. Ayet-i kerimenin metninde hepsinde vahiy olarak geçiyor. İşte o bahar rüzgarlarının manevi manası, tasavvufi olarak o arifi billahların, o mürşidi kamillerin gönüllerine gelen ilhamlar. Bu hal onlara böyle bir manevi ilham gelince onların vücutlarına, onların azalarına da tecelli eder. Onun görüntülerine de tecelli eder. Hani bir hadis-i şerif var ya, hani veliler, mürşid-i kamiller onlardır ki onlar görüldüğünde Allah hatıra gelir. O kimsenin Allah dostu olduğuna işarettir. Yani o kimse onu görür, gördüğünde Allah hatırına gelir. Mümin ise, kafir ise nefret eder. Şunun sakalına bak der. Daha da ileri. Arabistan'a gidin. Daha da ileri. Araplaştınız siz. Tabii. Ona nefreti makamda. Neden? Kalbi kapalı. Gözü kulağı mühürlü. O seni karşıya düşman safına koydu. Bir Müslümanı, bir mümini, bir kimse düşman safına koyduysa kafirdir o. Çünkü mümin mümine düşmanlık yapmaz. Varsa eksikliği nasihat eder. Mümin mümine düşmanlık yapıyorsa onun kalbi kafir kalbidir. Allah muhafaza eylesin. Ve işte o bahar rüzgarlarının esmesi mürşid-i kamillerin ve velilerin meclislerinde, sohbet meclislerinde, zikir meclislerinde, halakalarda tecelli eder. Ve normalde onların böyle sohbetleri herkese açık olması, zikirlerinin herkese açık olması, o meclis ve halakalarının manevi rüzgarının kuvvetli olmasındandır. O manevi rüzgar o kimsede cezbe hale getirir. Cezbe hale gelince o kimsenin korkusu kalmaz. Herhangi bir baskıdan, herhangi bir dış etkenden korkusu kalmaz. İşte o kimse o manevi rüzgarın tesiri altında. O manevi rüzgar onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi onun takip ettirip öyle sohbet ettirip zikrullah yaptırıyor. Ve o
halakalarda duran kimseler kendilerini açabildikleri kadar o manevi feyizden nasiplerini alırlar. Çünkü o serinliği, o manevi tecelliyatı ganimet bilen bir kimse, hani bir kimse çok susamıştır, susadığı için ona berrak, tertemiz bir su verdiğinde o kana kana içmek ister, doymaz. Hani süt getirdi Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerine bir sahabe. Ebu Hureyre getirdi. Allah Resulü içti. Ebu Hureyre içinden dedi ki, hani ben de açım, bana kalmayacak mı diye düşündü. İç ya Ebu Hureyre dedi. İçti, bir daha iç dedi. Gene içti, bir daha iç dedi, gene içti. Ondan sonra ashaba dağıt dedi. Herkes bir tas sütten içti, hendek doluyor. Ondan sonra geldi, Allah Resulü birkaç yudum daha içti. Ebu Hureyre'ye verdi, iç bir daha dedi. İçti, bir daha iç dedi, içti, bir daha iç dedi, içti. Ondan sonra dedi ki en sonunda, doydum ya Resulallah dedi. Bakın doydum demeseydi içecekti daha. Bunu şimdi zahiren baktığınızda ne oldu? Zahiren Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabından birisi hani böyle bir keçinin sütünü sağdı getirdi. Bir keçi sütü ne kadar? En fazla bir kilo olur o günün keçileri. Yani şimdi cins keçiler çıktı da 4-5 kilo süt veriyor. Eski keçiler yarım kilo 750 gram süt verirdi. Keçi bakan var mı içinizde? Öyle değil mi? Bir maşrapa ver. Evet. O da böyle yemesi düzgünse, yemesi düzgün değilse bir maşrapa da vermez. Ama o süt de çok kıymetlidir. Bakmayın siz millet şimdi, yay keçi keçi kokuyor. Neye kokacaktı? Alışmış böyle gaydır gubbak peynire millet. Tabii peynir yemiyor ki insanlar. Peynir yemiyor insanlar. Bilse keçi peynirinden başka yemez hiç kimse. Koyun peyniri yer, keçi peyniri yer. Koyunla ineğin karışık peynirinden yer. Gidip bu mandıralardan veya o hazır peynirlerden almaz bile insanlar. İçinde her türlü katkı maddesi var. Al peyniri, koy dolaba, 5 ay dursun orada. Yoğurt duruyor 1 ay ya. 1 ay yoğurtlu durur mu dolapta? Hiç ne ekşiyor ne bir şey oluyor. Bizim Bayındır'dan çete yoğurt almış. Kimse yemedi. Dolapta durdu. Ben ne olacak diye beklettim. Durdu. 2 ay durdu. Bunlar bir fasıl daha geldiler gittiler. Dolapta duruyor o yoğurt. Sonra açtım. Hiçbir şey olmamış. Duruyor öyle. Hani dedim bu peynir değil. Pardon bu dedim yoğurt değil. Yoğurt ya 2 ay durur mu hiçbir şey olmadan? Hiçbir şey olmadan duruyor. Millet yiyor mu onu? Yiyor. Yoğurt yemiyorsunuz. Katkı maddelerine hazırlanmış neydi belirsiz bir yiyecek yiyorsunuz. Evet peynirler de öyle. Allah bizi affetsin. Şimdi işte meseleyi o sütü biz zahiri baktığımızda süt dağıtıldı. Değil mi? Değil. Manevi ilimdi o. Manevi ilim. Hendek gazasında Husisi çalışan sahabeye bir lütuftu o. Onu süt olarak nitelendirirsek sütün 2 kişide bitmesi lazımdı. Doğru mu? Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mucizesi tecelli etti. Süt çoğaldı eyvallah. Ama o manevi ilimdi. O ilmi ledündü, ilmi ilahiden gelmişti. Süt çünkü manada ilme yorulur. Rüyada da süt ilimdir. Zikrullah'ta halde süt içirildiyse sana ilmi ilahiden
İlm-i ledünden verilecektir sana. Yakazada getirdiler, bir tas süt içirdiler değil mi? Sütün tadı ağzında. Sütün tadı ağzında. O sana ilm-i ledünden gelmiştir. Sana manevi ilim veriliyor. Bunları açık açık da kimse konuşmaz. Sabah virdini çekiyorsun. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Küt kafa gitti. O esnada bir tas senin maneviyatına göre altından mı, gümüşten mi, bakırdan mı tas, yakuttan mı, zebercetten mi, kırmızı mercandan mı? Hepsinin manevi tecelliyatı ayrıdır. Hepsinin manası da ayrıdır. Sen o sütü içebildiğin yere kadar eğer normal kalbi aklın duruyorsa sen içtikçe içersin, içtikçe içersin, bir kendine gelirsin, sütün tadı ağzında da. Size bir işaret daha. Sakın süt sevmiyorum demeyin. Sakın size süt ikram edilirse geri çevirmeyin. Hemen aklınıza bu sohbeti getirin ve sütü için. Ne getirdiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine? Bir kase şarap, bir kase süt getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir şaraba baktı, bir de süte baktı. Ondan sonra kalktı, sütü aldı, sütü içti. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ey Muhammed, eğer dedi şarabı içmiş olsaydın, senin ümmetin serkeş olacaktı. Senin ümmetin böyle işte başıboş bir ümmet olacaktı. Ama sen sütü içmek de senin ümmetin dedi, ilim ehli olacak, manevi ilim. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinde olan manevi ilim, Adem'den bu zamana kadar gelen bütün peygamberlerin ümmetlerinde görülmemiş bir manevi ilim vardır. Görülmemiş. Ne İbrahim'in ümmetinden, ne Musa'nın ümmetinden, ne İsa'nın ümmetinde. Ne Adem'in ümmetinde, ne diğer peygamberlerin ümmetinde. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinde görülen manevi ilim hiçbirisinde görülmemiştir. Biz kendimizin farkında değiliz. Biz üstün ümmetiz. Biz seçilmiş ümmetiz. Biz burası bakın çok lütufane bir şeydir. Biz seçilmiş bir ümmetiz. Şu anda dağınık olabiliriz. Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımızdan kaynaklanıyor. Şu anda bu manevi ilimlerden yeteri kadar faydalanamıyor olabiliriz. Bu Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımızdan kaynaklanıyor. Yoksa hem zahiri ilim noktasında hem de manevi ilim noktasında ümmeti Muhammed'in önüne geçebilecek olan hiçbir topluluk yoktur. Bu sütle alakalı. Oradan dem vuralım. Ama bir kimse de işte bu manevi tecelliyatlara kapalı ise o zaman da ona yapacak bir şey yok. Rüzgarın kabahati yok. Allah bizi affetsin. Ve o normalde silsileden gelen o manevi ilmi takip etmeli. Bu ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Hulefai Raşidin, Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, sonraki gelen silsileyi takip etmekle alakalı ve o silsileye gönlünü açma, o silsileyi kabul etme ve o silsilenin içinde kendini tutma ve kendini o silsileye aidiyet kesbetme. İnsanı onlardan eder.
Ve o manevi ilim şuna gidecek, buna gidecek diye bir kaide yok. Herkese açıktır. Herkese. Sen Allah yolunda olur, Allah'ı seversen o manevi ilimden de sen nasipdar olursun. Kendini açarsan, sen kendi duvarlarını yıkarsan, kendi perdelerini kaldırırsan o manevi ilimden de sen ne yaparsın? O yüzden faydalanırsın. Bahar serinliğini ganimet bilin hadisinin manası. Peygamber dedi ki, dostlar, bahar serinliğinden sakın vücudunuzu örtmeyin. Çünkü bahar rüzgarı ağaçlara nasıl tesir ederse, sizin hayatınıza da öyle tesir eder. Fakat güz serinliğinden kaçının. Çünkü o baha ve çubuklara ne yaparsa, sizin vücudunuza da onu yapar dedi. Bu hadisi rivayet edenler zahiri manasını vermişler ve yalnız zahiri manasıyla kanaat etmişlerdir. Bu hadis-i şerife bakanlar zahiren buna mana vermişler. Bu ne? Bahar rüzgarları, bahar yağmurları bütün toprağa, ağaçlara, bitkilere, çiçeklere faydalı olduğu gibi insanlara da faydalıdır. O zaman bahar yağmurunda, bahar rüzgarında, bahar serinliğinde üzerini soy, senin tenine de yağmur değsin. Hadis-i şerifin zahiri bu. Hatta zahiren de fiili olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri baharda ilk yağmur yağdığında üstünü soyar, ıslanırdı bahar yağmuruyla. Saçlarını, sakallarını filan ıslatır, vücudunu ıslatır, elleriyle sıvardı vücudunu. Bahar yağmuruyla. Sünnettir bu da. Bu işin zahir tarafı. Hazreti Bir diyor ki bu hadis-i şerifi şerh edenler, tevil edenler zahiren bunu tevil ettiler. Zahiren. Şimdi zahiren tevil ettiler deyince bir de bu işin o zaman batın tarafı çıktı. Sufiler genel olarak bu zahir batın tabirini çok kullanırlar. Sohbetlerde zahiren bu böyledir ama batinen bu böyle değildir. Bu işin bir de batın tarafı var derler. Ehli zahir ulema, alimler bazen sufilerin bu hallerine çatarlar. İşte siz batinicisiniz filan. Biz batinici filan değiliz. Batiniliği ortaya koyan Allah Celle Celaluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler. İşin bir zahir ve batın yönünü söyleyen ve zahiri ve batın ilim sufiler arasında zahiri düşman, batini düşman. Zahiri ve batını nimet, rızık. Öyle ya. Zahiri ve batini göz, zahiri ve batini alem gibi sufiler çok kullanırlar bunu. Hani senin zahir gözün budur, batini gözün. Yani kalp gözün de açık olacak. Sana zahiri rızık olduğu gibi batini rızık da olması lazım. Gibi sufilerin çok çok kullandıkları terimdir. Zahir ve batın terimleri. Zahiri ilim bu manada sufilere göre dile ve akla dayalı tedrisatla yani eğitimle, öğretimle, ezberle çalışaraktan öğrenilen bir ilimdir. Bu zahiri bir ilimdir. Oturursunuz, tek cilt kuduriyi ezberlersiniz, fıkhınız iyi olur. Daha da arttırabilirsiniz. Oturursunuz zahiren. Örneğin işte dört çitlik ihtiyarı ezberleyebilirsiniz. Dürer güreri ezberleyebilirsiniz. 16 ciltlik El Hidaye'yi ezberleyebilirsiniz. İbn Abidin'i ezberleyebilirsiniz. Serahsin'in Mebsut'unu ezberleyebilirsiniz. 32 cilt. Zahir bu.
Size birisi bir mesele sorar, gider kitaptan bakarsınız, söylersiniz. Zahir ilim. Bu normalde bir kimsenin akli melekeleri yerindeyse okur, ezberler, o ilme sahip olur. Batını ilim ise, batını ilim ise bir mürşid-i kamilin tedrisatında oturup kalben öğrenilen ilimdir. Kalben. Bu normalde ferasete dayalı, basirete dayalı, kalbe gelen ilmi ilahiye dayalı bir ilimdir. Çünkü bu ilim o kulun kalbine, herkesin kullandığı lisanı kullanayım, ilham vasıtasıyla gelen ilimdir. Bu kulun kalbine gelen bu ilham onun için batini bir ilimdir. Ama bu kendi derecesine göre doğruluk payı, kendi derecesine göre derinliği, kendi derecesine göre yüksekliği ve genişliği vardır. Böyle bir normal bir dervişin kalbine de gelir. Bu onu fark etmez. Onu vicdanın sesi olarak görür. Oysa o da bir ilhamdır. Normalde bir kimse bir mürşid-i kamile bağlandıysa onun kalbi manevi ilhamlara açıktır. Çünkü manevi ilhamlara açık olmayan bir kalp sahibi bir mürşid-i kamile intisap etmez. Çünkü onun kalbi bu konuda hastalıklıdır. İntisap etmeyen bir kimsenin kalbi hastalıklıdır. Kalbi hastalıklı olduğu için o bir mürşid-i kamile intisap etmez. Veyahut da intisap etmiştir. İntisap ettiğinde intisabı çok sıkı değildir. Onun kalbi hastalık kapar. Hastalık kapınca da o hastalığını tedavi etmez. Hastalığını tedavi etmeyince ilacını yutmaz tabiri caizse. Ve kendi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmez. Bu sefer onun dervişliği biter, sufiliği biter. Oradan ayrılır gider o kimse. Çünkü onun kalbinde maraz oluştu. O marazı tövbeyle, zikirle tedavi etmesi gerekirken, tövbeyle, zikirle, sevgiyle, muhabbet ile kalbini tenvir etmesi gerekirken, o bu kalbi marazına tespit edemeden çekti gitti. O kimse o marazı yok edemedi. İlaçları kullanmadı. İlaçları kullanmayınca da o kimse hastalıkla baş edemedi. Hastalıkla da baş edemeyince kalben öldü. Kalben kalp gitti onda. Karardı, bozardı, perişan oldu. Gitti. Allah muhafaza eylesin. O yüzden zahir ilmi bir kimse unutur, tekrar okur, hatırlar. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama kalbi ilim dediğimiz batını ilim, Allah muhafaza eylesin. Bir kimseden tasını tarağını toplar giderse onun yolu çok zordur. Bakın onun yolu çok zordur. Rabbim cümle kardeşlerimizi bundan muhafaza eylesin. Tasını tarağını toplayıp gitmediyse o kimse döner dolaşır tekrar geldiği noktaya gelir. Haylazlık yapmıştır, yanlışlık yapmıştır, eksiklik yapmıştır. Ama onun kalbinde o manevi ilim onun kalbini tırmalar. Hep böyle yapma der. Hep onda bir kendince o bir eksik hisseder. Kendince huzursuz hisseder. Kendince kendi kalbinde onun tırmalar boynunu. Bu onun kalbinde manevi ilmin yer ettiğini gösterir. O silsile dediğimiz o manevi dünyanın onda tesiri olmuş. Ve o tesir altında kalmış. Onun kalbi bu noktada kararmamış, katılaşmamış.
Ve normalde böyle olunca da kalp önemli unsur, gönül dediğimiz şey, o böyle insanda farklı bir dünyadır. Ben onu kalbi akıl derim ya, o kalbin kendine ait bir ritmi, kendine ait bir çalışma sistemi vardır. Kendine ait bir hafızası, kendine ait bir düzeni sistemi vardır. O mevcut akla bağlı değildir. Mevcut akıl unutur, o unutmaz. Mevcut akıl helak olur, o helak olmaz. Kalbi akıl. O yüzden kalbi aklın harekete geçmesi çok önemlidir bir dervişte. Bir sufide kalbi akıl harekete geçmeli. Yani o ilmi ilahi, o ilham onda tecelli etmeli. O basiret, o feraset, o manevi ilim o dervişin kalbinde tecelli etmeli. O rüya mesela manevi ilimdir. Salih rüyalar. Zikrullah'ta görülen haller manevi ilimdir. Bunlar normalde o kimsenin maneviyatının çalıştığına işarettir. Ha illa ki öyle mi çalışacak? Hayır. Bir kimse orada zikrullah alakasında duruyorsa, o mürşidin elini tutmuş, o silsilede duruyorsa onun çalıştığına işarettir. Onun çalıştığına işarettir. O yüzden zahiri ilim azalara hitap eder. Senin gözüne, kulağına, eline, ayağına hitap eder. Manevi ilim ise senin kalbine hitap eder. Ve kalbin iki önemli vazifesi vardır. İki önemli vazifesi. Kalp odur ki daim Allah'ı zikreder. Kalp odur ki Allah aşkıyla yanar tutuşur. Allah'ı sever. Bu kalbi ibadetlerin en önemli ayağıdır. En önemli farzıdır. Kalbin farzıdır bu. Kalbin farzıdır. O kalp Allah'ı zikretmeli. O kalp Allah'ı her şeyden fazla sevmeli. O kalp sevgiyle yoğrulmalı. Sevgiyle. O zaman o kalp farzı yerine getirmiş olur. Ve normalde o zaman o kimsenin maneviyatı açılır. O kimsenin o zaman batını açılır. Batın ilimlerine karşı onun mükaşefesi artar. Masireti artar. Feraseti artar. O manevi olarak yol almaya başlar. Ve meselelerin zahirine bakmamaya başlar. Bunu zahir ulemanın bir kısmı, ulema diyorum yine de ben onlara, cehaletinden dolayı batini ilme karşı gelirler. Bu onların zır cahil olduğunu gösterir. İlahiyat da bitirse, ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi de olsa, doçent de olsa, profesör de olsa, eğer ki bir kimse ayet-i kerimelerin ve konumuza binaen hadis-i şeriflerin batini bir manası olduğunu, olmadığını iddia ediyorsa o kimse cahil insandır. Cahildir. Evet. Daha da iddia ediyorsa zır cahildir. Daha da iddia ediyorsa kara cahildir. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki her bir ayetin bir zahiri, bir batını vardır. Her ayet için bir had, yani sınır ve her had için bir matla vardır. Matlanın karşılığı bir hakikati müşahede etme yeridir. Yani o batında o hakikati müşahede ettiğim bir yer vardır. Şimdi bu hadis-i şerifi buraya aldım. Bu senetsiz, sepetsiz değil. Bu öyle de değil. İbn-i Cerir Taberisi'nde
bu hadisin tamamını almış. İbn-i Mesud'dan rivayet etmiş. Teberani, Ebu Yala, Heysemi, Bezzar, Suiti, Begavi, İbn-i Hibban bu hadis-i şerifi nakletmişler. Özellikle bu hadis-i şerifi buraya aldım. Bu konuda yani sıraladım bunların hangi sayfalarda nerede geçtikleri benim notumda var. Sohbeti uzatmamak için isimleri sıraladım. Eğer hangi kitapta, hangi eserde geçtiğini sorarlarsa onları da burada açıklarım. O eserler, geçen eserlerin sayfa numarasına kadar, paragrafa kadar burada açıklarım. Ben konu burada uzamasın diye isimleri aldım. Çünkü böyle bilmeden siz bidat işliyorsunuz, bilmeden siz sapıksınız diyen cahiller var. Veya siz işte sizin üstadınız her şeye batini bakıyor. Siz batinilerden misiniz? Değiliz kardeş. Biz Kur'an ve sünnete tabiiz. Siz araştırmıyorsunuz. Siz iki kitap okumakla kendinizi alim zannediyorsunuz. Bakın her ayet-i kerimenin bir zahiri vardır, bir de batını. Bir hadis-i şerifte diyor ki başka bir hadis-i şerifte. Başka bir hadis-i şerifte. Kur'an'ın her harfinin, harf, bildiğiniz harf. Her harfin bir zahiri vardır, bir de batını vardır diyor. Harf olarak. Elif, lam, mim. Zahir bu. Zahir bu. Hadi mana ne? Hadi tevili ne bunun? Çünkü Kur'an okunur zahiridir. Okunan Kur'an-ı Kerim zahirdir. Birisi şu mana gelir der. O tevildir. Tefsir de değil. Tevil. Hazreti Ali Efendimiz, Kur'an'ın zahiri kullara emredilen ameldir. Batini ise gizli ilimdir demiştir. Bakın Hazreti Ali Efendimiz'den alıntılar var. Hepsinin de kaynaklarını verebilirim. Arzu eden olursa. Daha doğrusu, hadi ya gene çıktı işte bu cumartesi. Kendince bir şeyler söyledi. Kardeş ilimle gel karşımıza, ilimle. Bizim batinimizin de delili hadis-i şeriflerden ve Kur'an-ı Kerim'den, zahirimizin de delili Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden. Sen hadisleri inkar ediyorsan, sen zaten küfür ehlisin. Seninle konuşacak bir şeyimiz yok. Hadisleri inkar ediyorsunuz, siz Kur'an'ı da inkar ediyorsunuz. Hadis-i şerifleri inkar eden Kur'an'ı da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri komple inkar eden bir kimse, Kur'an-ı Kerim'i de inkar etmiştir. Onların biz Kur'an'a bakarız dediklerine bakmayın Martavalo. Onlar kafirliklerini saklıyorlar böyle. Tekrar altını çiziyorum. Hadis-i şerifleri komple inkar eden bir kimse Kur'an'ı da inkar etmiştir. Bu kadar net. Küfür ehlinin ta kendisidir. Bu kim olursa olsun. Buradaki Hazreti Ali Efendimizin gizli ilim dediği ibare ehlince bilinen ilimlerdir. Evet, bunlar ortalığa saçılmaz. Ortalığa saçılmaz. Bunlar ehline ait. Ehlinin vukufiyetinde, ehlinin perdesindedir bu. Bu yok manası değildir. Yine Hazreti Ali Efendimizin sözü. Pirimiz olur, pirim olur. Bizim silsilemizde
pir başımızdır. Yol başımızdır. Bizim bu konuda ilim başımızdır. Ne derseniz deyin. Biz Hazreti Ali Efendimiz'i çok severiz. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman Efendimiz'i de çok severiz. Biz Cihar-ı Yergüz'ün sıralamasını takip ederiz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh Hazretleri. Ondan sonra Hazreti Hasan, ondan sonra Hazreti Hüseyin. Bizim silsilemiz budur. Manevi silsilemiz. Biz bu manevi silsilenin içindeyiz. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz, ben ilmin şehriysem Ali de kapısıdır, buyurdu o Ali'dir. O bir şeye hükmettiyse hak o taraftadır. Başka bir taraf aranmaz. Çünkü hadis-i şerifle sabittir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ya Rabbi Ali'nin döndüğü cepheye, Ali'nin döndüğü yere hakkı döndür diye duası vardır. O yüzden birisi kalkar Hazreti Ali Efendimiz'in sözünü inkar edecek olursa bu duaya da bu hadis-i şerifi de inkar etmiş olur. Döndük Hazreti Ali Efendimiz'in sözüne. Her ayetin dört manası vardır. Her ayetin dört manası vardır. Zahir, batın, hat ve matla. Zahiri tilavetine aittir. Yani Kur'an'ı okumaktır. Tilavet etmek, Kur'an'ı okumak. Bu zahiridir Kur'an'ın. Hangisini okursanız okuyun, hangi ayeti okursanız okuyun, kime okursanız okuyun, Kur'an'ı okuyun, zahir olarak Kur'an okudunuz, sevaba girdiniz. Yok ölülere okunmaz, yok şunlara okunmaz. Kur'an-ı Kerim ölüye de okunur, diriye de okunur. Kur'an-ı Kerim ağaca da okunur, toprağa da okunur. Kur'an-ı Kerim havaya da okunur, yere de okunur, içinize de okunur. Okunur Kur'an-ı Kerim. Zahiri de şifadır, batını da şifadır. Kur'an'ın her şeyi şifadır. Ve her şeye faydası vardır. Oturun bahçenize Fatiha okuyun. Oturun dükkanınıza Fatiha okuyun. Oturun kendi vücudunuza Fatiha okuyun. Oturun elinizi kafanıza koyun, başınız ağrıyorsa Fatiha okuyun. Ağrıyan bir yerinize elinizi koyun, Fatiha okuyun. Evet, şifadır. Başın ağrıdı, at apranaksı. Atma kardeş, inan buna, inan. Kalben inan bunu. Kalbini bu konuda vahye tabi tut. Kalbini Kur'an'a tabi tut. Kur'an'a kalbini aç. Evet. Oku Fatiha oku kendine. Oku ya. Bir şeyi hıfz edemiyorsun. Elini koy kafana. Niyet et ya Rabbi. Hıfzımı açman için niyet ettim de. Oku Fatiha'yı ya. Kur'an'dan uzaklaştırdılar bizi. Adamın anası ölmüş, babası ölmüş, bir Yasin okuyacak. Öyle okunmaz. Sana mı okunacak edepsiz adam? Milleti o hale getirdiler. Millet nereye okunacak Kur'an-ı Kerim? İçinde şifa ayetleri de var. İçinde hata ayetleri de var. Öyle söyleyeceğinize çıkın televizyona. Kur'an'ın hata ayetleri var. Ey devlet, ey siyasetçiler, gelin bu hata ayetlerini uygulayın da. Onu diyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Neden? Zahir alim. Zahir alim, cep alimi. Maaş gelsin, koysun cebine. Ondan sonra otursun, kafasına takkiye koysun. İndiler gökten melekler saf saf. Kulağına eğildim. Gördün mü hocam dedi. Neyi dedi? Saf saf inenleri dedi. Böyle baktı. Nasıl yani ya dedi. Dedim hocam söyledin ya indiler gökten melekler saf saf diye. Sen gördün mü?
Dedi ya görünür mü? Ya neden görünmeyeni mi yazdı dedim Süleyman Çelebi. Görünür tabii dedim. Melekler görünmez mi? Görünür dedim. Böyle baktı. Var olan bir şey neden görünmesin dedim. Var olan bir şey neden görünmesin? E tabii o indiler gökten melekler saf saf aldı zarfı gitti. O zarfı bakıyor gökten zarf indi ona. Yandan Cebellezi minel beşer etti. Aldı selamünaleyküm gitti. Demek ki zahiri var. Kur'an'ı tilavet etmek. Batını anlayışla ilgilidir. Kur'an'ı anlamakla alakalıdır batını. Kur'an'ı anlamakla. Hat, Hazreti Ali Efendimiz'in sözü bu. Hat, haram ve helal bildiren hükümlerdir. Matla ise Allah'ın kullarından muradıdır. Matla Allah'ın kullarından muradıdır. Yani Allah kullarından murad ettiği şey ne? Hakikati müşahade etmeleri. Matlahın manası hakikati müşahade etmek. Yani Allah iman eden mümin kullarından muradı şu. Kur'an'ın okuduğunuz ayeti kerimenin hakikatini müşahede edin. Hakikatini müşahede etmek demek, tefsir okumak demek değil. Tefsir anlamak için. Tefsir anlamak için. Müşahede için değil. Hakikati müşahede etmek. Bu normalde hat ayetleriyle alakalı değil. Onlar değişmez. Bu Kur'an'ın hat hariç diğer bütün ayetleri. Hatler hariç, hat ayetleri hariç. Diğer bütün ayetlerin hakikati, hakikatini müşahede etmek. Kur'an'daki peygamber menkıbeleri menkıbe değil. Çıkmış profesörün birisi öyle diyor. Yani diyor, siz diyor namazda İbrahim'in menkıbelerini okuyorsunuz. Ne anlıyorsunuz diyor. Sen anlamıyorsun. Orada İbrahim'in menkıbesinin hakikati ayrı. Hud'un menkıbesinin hakikati ayrı. Lut'un hakikati ayrı. Adem'in hakikati ayrı. Ve bu hakikat anlamları zamana göre değişen anlamlar. Şahsa göre değişen anlamlar. Dün 3 yıl önce, 5 yıl önce, 100 yıl önce Kur'an-ı Kerim'deki hakikat anlayışı ile o günkü anlayanlar ile bugünkü anlayanların arasında da fark var. Çünkü o manevi ilim de her daim kendisini değişiyor. Değişiyor, derinleşiyor, yükseliyor, yükseliyor. O yüzden Hazreti Peygamber ahir zamanda benim kardeşlerim gelecek dedi. Neden? Çünkü onlar Kur'an'ın hakikatini daha iyi anlayacaklar. Evet, yine devam ediyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'den yine. Hazreti Ali Efendimiz, Abdullah bin Abbas'ı, yani amcasının oğlu Abdullah'ı haricileri ikna etmeye gönderirken, burayı dikkat edin. Burayı, bu böyle, çok özür dilerim ama, levha yapılıp bu ilimsizlere levhayla gözlerine sokulacak bir şey bu. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, Abdullah bin Abbas haricileri ikna etmeye gönderirken onlarla tartış. Fakat kendilerini Kur'an'la delil getirme. Dikkat edin bu oraya. Haricilerle tartış.
Ama onlar kendilerine Kur'an'la delil getirme. Çünkü Kur'an'ın pek çok farklı manası ve değişik bakış açıları vardır. Bunun için onlarla sünneti delil getirerek tartış dedi. Hadi siz Hazreti Ali Efendimiz'i şimdi küfürle itham edin. İlimsizler sizi. Evet. Dördü Abdullah'tan birisidir Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah. Ve Arap diline, Kur'an diline o çevrede en fazla hakim olan kimsedir. Bakın o kadar Arap diline hakim bir kimsedir. Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısı. Ona diyor ki sakın onlara Kur'an'dan delil getirme. Çünkü Kur'an diyor pek çok farklı manası ve değişik bakış açıları vardır. Bunun için onlarla sünneti delil göstererek tartış. Ve bu sözden de ne anlıyoruz? Demek ki Kur'an ayetlerinin birçok manası, birçok anlayışı olduğunu gösteriyor. Hani Hazreti Pir hadis-i şerifi beyanı göstererekten dedi ki ya herkes zahire göre buna hükmetti. Evet, ayetlerin zahiri ve batını hakkında ilk açıklamalardan birisi de ben onu müfessirlerin piri olarak nitelendiriyorum. Yani tefsircilerin piri, Hazreti Abbas Efendimiz'in oğlu Abdullah. Hani sırası gelince diyorum ya, tek ciltlik bir tefsiri var. Arapça. Onu yıllar önce bulduydum, aldıydım onu. Dedim ki ilim bir gün kaybolur. Ben Arapça bilmiyorum ama dedim bilen bir kimse bunu çözer, alayım onu dedim. Denk getirdik öyle. O diyor ki, Hazreti Abbas diyor bunu. Kur'an birçok bölüm ve ilimler içerir. Onda zahir ve batın olan birçok şey vardır. Onun insanı hayrette bırakan ilimleri bitmez. İlimlerinin sonuna ulaşılamaz. Kim ona yumuşaklıkla dalarsa kurtulur. Ona sert olarak dalan kimse batıp helak olur. Onda birçok haberler, misaller, helal ve haramı bildiren hükümler, nasih, mensuh, muhkem, müteşabih, zahir ve batın ayetler vardır. Onun zahiri okunuşu, batını ise tevilidir. Kur'an'ı öğrenmek için alimlerin meclislerinde bulunun, aman sefihlerden uzak durun. Bunu da Suyuti nakletmiş. Şimdi Hazreti Pir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu hadisini söyledi ya. O yüzden zahir batınla alakalı biraz konuyu geniş tuttum. Mesele daha iyi anlaşılsın diye. 2050. beyt. Onların halden haberleri yoktur. Dağı görmüşler de dağdaki madeni görmemişlerdir. Diyelim burada bitirelim 22-37. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helalı hoş olsun. İnşallah 2050. beyitten devam edeceğiz. Konu biraz önemliydi. O yüzden bu zahir batın meselesini biraz geniş aldım. Haklarınızı helal edin. Dedik bir şey olsun, ölçü olarak da kalsın dedik. Bazen ehli sufiye saldırırlar. Siz hep işin batini tarafındasınız diye. Hamdolsun. Biz evet işin zahir tarafından batir tarafına da bakıyoruz. Hani sufilerin meşhur bu sözleri vardır. Derler ki sufi çift kanatlı olur. Yani bir kanadı zahirdir, bir kanadı da batındır. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Haklarınızı helal edin. El Fatiha ve selavat. Amin.
Böyle başımda durunca heyecan yapıyorum kendi kendime. Hızla toparlanayım diyorum ya. Beni heyecanlandırmayın. Ya. Ben yaşlı, ihtiyar, aksi adamım ya. Aksiliğim meşhurdur ben. Bir de inatçı Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin, öyle diyordu. Mustafa Efendi, inatçısın oğlum diyor. Doğru söylüyorsunuz efendim, inatçıyım diyordu. Allah rahmet eylesin. Bursa'da ilk itikafa girdim. Çok zor şartlardı. Soğuk. Zeyniler Camii'nin o böyle arka ne diyorlar ona, son cemaat mi diyorlar, ne diyorlar? Caminin içinde değil yani, dışında. Orada itikafa giriyordum, soğuk. Bir orada letekli soba vardı. Yakmadıydım. Hani caminin malı, kamu diye. Yakmadığım halde öyle duruyordu. Hoca geldi, onu da aldı götürdü. Allah'ım böyle nasıl zor, nasıl zor ama. Ramazan itikafı. Sarıkla bu pencerenin mandalı mı diyordun, şey var ya, kolu. Sarığı böyle boynumdan astım oraya. Hani uyumayayım diye. Soğuktan çünkü uykusu geliyor insanın. Kafam düşüyor. Yapıyorum. Dersi bitireceğim. Bayram sabahı çıktım itikaftan. Neyse gittim Emir Sultan Hazretleri'nin oraya. Telefon açtım. İki tane jetonum var. Üçüncüsü yok, üçüncüsünü alacak para da yok. İki jetonum var, üçüncüsü yok, üçüncüsünü alacak da para yok. O zaman Şeyh Efendi'nin evde telefon. Bayram sabahı açtım. Selamünaleyküm dedim, o kadar. Başladı dökülmeye bende. Mustafa Efendi, ne dediğini anlıyor mu? Allah mübarek etsin. İnadınla itikafı bitirdin dedi. Maşallah, ne inatçıymışsın dedi. Ama ben nasıl böyle gözümden iniyor böyle aşağı. Dostları Emir Sultan Hazretlerine git dedi, benden selam söyle. Bütün her şeyini anlat ona dedi. Allah mübarek etsin, işte bir muhabbet. Hadi selamun aleyküm dedi. Kapattı telefonu. Şangır şangır jetonlar geri geldi. Aldım jetonları. Dedim bunlar keramet jetonu. Gittim Emir Sultan Hazretleri'nin başına. Dedim benim bir şey söyleyecek halim yok. Anlatacak bir şeyim de yok. Neyi nasıl biliyorsanız öyle yapın. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Tabii o hali kelimeler anlatmaz. Geriye döndüm. Çarşıdan tanıdığım bebeci İsmail abi vardı. Mustafa'cığım neredesin sen ya dedi. Benim gözümden akıyor da böyle baktı. Sanki görmüyor beni ama. Ya dedi,
Başka yaşlı kimse yok mu itikafa girecek dedi ya. Böyle baktım, benden daha yaşlısı mı var dedim ya. Bayram bitince dedi, o böyle nazik kibar konuşuyordu. Allah rahmet eylesin. Mustafa'cığım bayram bitince dedi, hemen benim yanıma geliyorsun, hemen ha dedi. Benim çarşıya ince cebimde para yok. Bildiğiniz dolmuş parası yok. Tamam abi geliyorum dedim. O itikafta beni karşılayanlardan birisi Ali Karadağ'dır. Ali Karadağ'ın o zaman bir ekibi var. Deliler mangası. Kim vardı Ali Başkan'ında? Öyle. Onlar ben itikaftan onlarla beraber çık dedik. Değil mi Ali? O yüzden benim bir tarafım da inatçıdır. Şeyhimden tasdikliyim, inadım. Tecelliyat öyle olacak. Velhasıl sözümü bitir. Yani insanda inat küfre doğru değil. İyiye, doğruya, güzele inat edecek. İnsanın başına zorluklar gelir. Bu yol öyle kolay bir yol değildir. Millet kolay olduğunu söyler. Kolay değildir. Nefisle mücadele, yolda durmak, yolun çilesine katlanmak. Kolay değildir. Zordur. Gerçekten. Hele bu zamanda daha zor. Neden? Tasavvuf bilinmiyor, tarikat bilinmiyor, yol bilinmiyor. Dine ve dindarlara karşı düşmanlık had seviyede. Cemaatlere, cemiyetlere, tarikatlara düşmanlık had seviyede şu anda. Bu zamanda yolda durmak gerçekten, yolda yürümek gerçekten önemli bir şey. İnat lazım. Yani sımsıkı tutacak, bırakmayacak. O yüzden ben kendi özelliklerime neydim? Yaşlıyım, ihtiyarım, aksiyim, inatçıyım. Aşırı derecede dalınganım. Yaşayın yaşayabiliyorsanız. Selamünaleyküm.